Merhaba arkadaşlar, bir arkadaşımızdan gelen istek üzerine Packard Bell laptopuna nasıl format atacağımızı göstereceğim. Arkadaşımız bu laptopu uzun zamandan beri kullanıyor. Şu anda çeşitli donma ve kilitlenme sorunları yaşadığı için arkadaşlar bu laptopa format atacağız. Tabii bundan önce arkadaşlar tüm verilerinizi, yedeklerinizi, fotoğraf ve resimlerinizi bir taşınabilir harddiske veya USB belleğe arkadaşlar yedeklemeyi unutmayın. Çünkü bu işlemlerden sonra bu laptop içerisindeki tüm bilgiler arkadaşlar silinecek. Ben laptopu tamamen sıfırlayacağım. O yüzden arkadaşlar tüm verilerimi, yedeklerimi bu USB belleğe attım. Tabii arkadaşlar bundan önce bir format USB-C oluşturmanız gerekiyor. Eğer format USB-C'ni nasıl oluşturacağınızı bilmiyorsanız hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir link bırakacağım. Bu linki izleyerek arkadaşlar orijinal Windows 10'u şu USB belleğe arkadaşlar bir USB belleğe yükleyip ardından format atma işlemine geçebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar benim format USB'm tamamen hazır ve bunu bilgisayarıma takıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bataryanızın dolu olmasına dikkat edin. Eğer dolu değilse arkadaşlar bu enerji güç kablosunu bağlayın. Bağladıktan sonra ve USB'nizi taktıktan sonra arkadaşlar bilgisayarımı ilk olarak kapatıyorum. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı tamamen kapattık. Bilgisayarımızı kapattıktan sonra arkadaşlar yeniden başlatacağım. Bilgisayarınızı arkadaşlar power tuşuna bastıktan sonra üst üste F2 tuşuna basıyoruz. Şimdi power tuşuna basıyorum arkadaşlar ve ardından F2 tuşuna üst üste basıyorum. Ve bu bizi arkadaşlar şu şekilde BIOS ekranına götürecek. Tabii bu laptop modeli için bu böyle arkadaşlar. Farklı laptop modelleri için ESC, F1, F10, F11, F12 veya arkadaşlar DLT tuşlarına üst üste basarak BIOS ekranına gidiyorsunuz. Packard Bell arkadaşlar laptoplar için bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda üst üste F2 tuşuna basarak BIOS ekranına gidiyorsunuz. Şimdi klavyeden arkadaşlar bu sağ veya sol arkadaşlar yön tuşlarına basarak boot sekmesine geliyorum. Boot sekmesine geldiğimizde arkadaşlar ilk yapacağımız işlem USB belleğimizi yani Windows 10 takılı olan USB belleğimizi arkadaşlar ilk sırada göstereceğiz. Böylece arkadaşlar laptopumuz bunu ilk sırada görecek ve okumaya başlayacak. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için hemen klavyeden aşağı arkadaşlar yön tuşuyla bu USB belleğimin üzerine geliyorum. Üzerine geldikten sonra arkadaşlar F6 tuşuyla arkadaşlar bunu ilk sıraya getiriyorum. Bakın ilk sıraya getirmiş oldum. Bu işlemimiz tamam. Şimdi arkadaşlar küçük bir işlemimiz daha var. Şurada Secure Boot diye bir seçenek var. Eğer bu size arkadaşlar Enable yani Enable seçeneği seçiliyse arkadaşlar format atamazsınız. Bunu Disable yapmanız gerekiyor. Yoksa arkadaşlar format esnasında ekranda hata alacaksınız. Bunun için arkadaşlar hemen şu şekilde Security kısmına geliyorum. Enter yapıyorum. Enter yaptıktan sonra bakın karşımıza bir şifre ekranı geldi. Buraya arkadaşlar bir şifre belirlememiz gerekiyor ve kesinlikle arkadaşlar bu şifreyi unutmayın. Ben bunu 1 2 3 4 5 6 yapıyorum arkadaşlar. Şu şifre kısmını. Bunun için arkadaşlar bu kısımdayken şu şekilde 1 2 3 4 5 6 yaptım. Enter yapıyorum. Bir altına geçiyor. Diyor tekrarlayın şifrenizi. 1 2 3 4 5 6 yapıyorum. Tabii daha sonra bunu sıfırlayabilirsiniz tekrar. Ancak bunu ilk aşamada yapmamız gerekiyor. Bunu da 1 2 3 4 5 6 yaptıktan sonra arkadaşlar enter yapıyorum ve şifrem belirlenmiş oluyor. Yani BIOS giriş şifresi bir nevi arkadaşlar oluşturdum. Tekrar enter yapıyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar boot kısmına geliyorum. Burada arkadaşlar Secure Boot kısmının aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu Enter yapıyorum. Şifreyi belirlemeden burası aktif olmuyor. Enter yapıyorum ve arkadaşlar bunu Disable yapıyorum. Yani Disable seçeneğini seçiyorum. Ve Enter yapıyorum. İşlemim tamamlandı arkadaşlar. Şimdi klavyeden F10 tuşuna basıyorum. Ve ardından arkadaşlar Enter yapıyorum. Böylece laptopumuz ilk sırada arkadaşlar USB belleğimizi okumaya başlayacak. Ve format işlemlerini arkadaşlar geçeceğiz. Evet arkadaşlar Windows kurulum ekranı geldi. Bu ekranda herhangi bir değişiklik yapmadan arkadaşlar ileri yapmam gerekiyor. Şu anda arkadaşlar benim farem çalışıyor. Tabii sizin fareniz çalışmıyorsa arkadaşlar tab tuşuyla yönlendirmeleri yapabilirsiniz. Ve ileri diyorum arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar şimdi yükle seçeneğini seçiyorum. Ve arkadaşlar kurulum işlemi başlıyor. Karşımıza gelen ekranda arkadaşlar lisans koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçtikten sonra ileri diyorum. Bu kısımda arkadaşlar özel yalnızca Windows'u yükle gelişmiş seçeneğini seçiyorum. Bu ekran arkadaşlar oldukça önemli. Tüm verilerinizi arkadaşlar yedeklemediyseniz verilerinizi arkadaşlar yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu aşamadan sonra arkadaşlar bilgisayardaki tüm verileri sileceğim. Zaten ben öncesinde arkadaşlar tüm verilerimi bu USB belleğe yedeklemiştim ve sizin de arkadaşlar verilerinizi bir taşınabilir harddiske veya arkadaşlar USB belleğe
yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar silme işlemlerine geçiyorum. Buradaki arkadaşlar tüm sürücüleri sileceğim. Tek tek seçtikten sonra sil diyorum ve tamam diyorum. Hepsi için bu işlemleri arkadaşlar yapacağım. Ardından alttakini arkadaşlar seçtim, sil diyorum. Bunu seçiyorum ve sil diyorum. Ve son olarak arkadaşlar bunu seçiyorum ve sil diyorum. Size kaç tane varsa arkadaşlar hepsini seçin ve silin. Böylece arkadaşlar tek bir sürücü haline gelmiş oluyor. Ardından arkadaşlar buradaki yeni seçeneği seçiyorum ve uygula diyorum. Ardından tamam diyorum. Ben bu laptopu arkadaşlar tek sürücü halinde kullanacağım. İkiye bölmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar işlemim tamamlandı. Şu anda bir tanesi 100 MB, bu sistem dosyaları arkadaşlar için ayırdı. Bir tanesi 16 MB, bu da arkadaşlar MSR için ayrıldı. Ve bir tanesi arkadaşlar 465 GB oldu. Yani birincil yazdığı görünüyor. Ben bunu arkadaşlar işletim sistemini yükleyeceğim. Bu seçili haldeyken arkadaşlar ileri diyorum. Ve arkadaşlar Windows 10 işletim sisteminin yükleme işlemine başlıyor. Bu işlem tabi bilgisayarınızın arkadaşlar özelliğine göre 15-20 dakika, hatta 30 dakika, 45 dakika sürebilir. Bunu belirteyim. İşlemimiz bittikten sonra arkadaşlar küçük bir kurulum ekranı gelecek. Bu kurulum ekrandayken birkaç işlemi daha yaptıktan sonra arkadaşlar bilgisayarımız hazır hale gelmiş olacak. Arkadaşlar küçük bir uyarıda bulunayım. Format esnasında karşınıza tekrar bu yükleme ekranı gelirse USB belleğinizi arkadaşlar çıkartın. USB belleğinizi çıkarttıktan sonra arkadaşlar bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın. Kapattık ve tekrar arkadaşlar yeniden başlatıyorum. Böylece arkadaşlar format atma işlemimiz devam edecek. Evet, format atma işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi küçük bir kurulum işlemimiz var. Bölgeyle başlayalım. Bu doğru mu seçeneğinde? Türkiye seçiliyken arkadaşlar evet diyorum. Bu doğru klavye düzenim arkadaşlar sorusuna Türkçe Kürt seçili bende evet diyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musun sorusuna arkadaşlar atla diyorum. Hadi sizi bir ağ bağlayalım arkadaşlar. Ekrana geldi. Burada ilk olarak arkadaşlar herhangi bir ağ bağlanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü sizi Microsoft hesabı ile açmaya zorlayacak. O yüzden arkadaşlar ilk aşamada internet bağlantım yok diyorum. Gelen bu ekranda sınırlı kuruluma devam et diyorum. Bu bilgisayarı kim kullanacak arkadaşlar? Buraya bir isim verebilirsiniz. Kendi beğendiğiniz ya da seçtiğiniz arkadaşlar. Bir ismi yazıyorum. Bilgisayar arkadaşlar isim verdikten sonra ileri diyorum. Şifre ekranı geldi arkadaşlar. Burada ben şifre oluşturmayacağım. Yani doğrudan bilgisayar açılsın istiyorum. O yüzden şifre girmeyeceğim. Ve ileri diyorum. Cihazınız için arkadaşlar gizlilik ayarlarını seçin kısmında arkadaşlar kabul et diyorum. Ve bu aşamada arkadaşlar masaüstümüzü hazırlama işlemine geçiyor. Bilgisayarımızın arkadaşlar kurulumuna daha doğrusu hazır hale gelmesine az kaldı. Evet, Windows 10 format atma işlemimiz arkadaşlar tamamlandı. Bu aşamadan sonra arkadaşlar hemen şuradaki dünya simgesini tıklayın ve buradan arkadaşlar Wi-Fi'nize yani kablosuz ağınıza bağlanın. Kablosuz ağınıza bağlandıktan sonra arkadaşlar hemen videonun altındaki açıklama yorum kısmına bir video linki bırakacağım. Bu videoyu izleyerek arkadaşlar format sonrası yüklemeniz gereken temel programlar arkadaşlar bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Tabii bu video işlemlerini arkadaşlar geçmeden önce tekrar arkadaşlar BIOS kısmına gitmemiz gerekiyor. Bu şifre kısmını kaldıracağım ve arkadaşlar USB belleği normal sırasına tekrar geri getireceğim. Bunun için arkadaşlar tekrar şu şekilde bilgisayarımı kapatıyorum. Bilgisayarımı kapattıktan sonra arkadaşlar tekrar Power tuşuna basıyorum ve ardından arkadaşlar F2 tuşuna üst üste basıyorum. Bu BIOS şifresini arkadaşlar sıfırlayacağım. Bakın BIOS ekranı geldi. Buradan arkadaşlar şifremi gireceğim. Numlock tuşuna basıp numaraları açtım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Enter yapıyorum. BIOS ekranı geldi arkadaşlar. Bundan Security kısmına gidiyorum. Buradan arkadaşlar Enter yapıyorum. Şu Set Supervisor Password yazan kısmı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 yazdım. Enter yaptım. Şu kısımda arkadaşlar boş bırakarak tekrar Enter yapıyorum ve tekrar Enter yapıyorum. Böylece arkadaşlar şifrem sıfırlanmış oluyor. Şimdi tekrar boot kısmına gidiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu
Windows Boot Manager'ı arkadaşlar ilk sıraya getireceğim. Bunun için F6 tuşuna basıyorum ve arkadaşlar bunu ilk sıraya getiriyorum. Yani işletim sistemimi ilk sıraya getirmiş oldum. Ardından arkadaşlar şu hard disk HDD ile başlıyor arkadaşlar. Bunu ikinci sıraya getireceğim. Bunun için tekrar F6'ya basıyorum. Onu da ikinci sıraya getirdim. İşlemim tamam arkadaşlar. Şimdi F10 tuşuna basıyorum ve arkadaşlar Enter yapıyorum. Ve arkadaşlar format atma işlemimiz tamamlanmış oldu. Basit bir şekilde Packard Bell Laptop'a bu şekilde arkadaşlar format atıyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa bana videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.